teknolojiler giriyor ve bunlar dallanıp budaklanıyor. Bunlar bu kadar hayatımızı izlediler, evet. Sizin birçok şapkanız var, kamu bilişim derneği. Her yıl 4-5 sıra ilerleyerek bu sene 10. oldu. 10. oldu derken hani sayı sanki biraz geri gibi gözükür ama aslında ilk 9 ülkeye bakarsanız, ilk 9 ülkenin tüm nüfusunu toplasanız bizim ülkemizin e-devlet kullanıcı sayısının yarısı kadar. Hem de küçük bozmuyoruz, büyük boyutlarda bozuyoruz. Aslında 3212 sayılı Madencilik Kanunu da diyor ki, sen bu bozduğunu 20 sene, 30 sene sonra tekrar eski haline getirmek zorundasın, ağaçlandıracaksın. Ama bu uygulama biraz çok iyi değil. Yaklaşık olarak 35 hektarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bölge halkı çok güzel geri dönüşler sağladı. Edibor'un dikim sahası olan, pasif sahalarda dikmiş olduğu, çiçeklerin, ağaçların olduğu bölgeye götürüp polenimizi, balımızı orada üretim sahibi yaptıktan sonra ondan sonra Ben söyleyecektim, Gökhan Hoca söyledi, yani kesin bir sürdürülebilirlik projesi yapıyorsunuz. Çok tebrik ederim. Evet, zaten sürdürülebilirliğin ve onun da en önemli bileşenidir RFID. Hocam, size geldik. Siz de YBS alanı. Bu arada Sezai Bey'in anlatmış olduğu olaylara inanılmaz derecede gıptayla bakıyorum. Çünkü biz zaten bu işin akademik tarafında bu. RFID'ye geliyorum. Direkt açısından. Biz de burada IoT projeleri yapıyoruz. Sizin kadar olmasa da daha ufak tefek. Bir de başkanımızın bir özelliği var aslında. Kamuda yönetim değişikliği. Bununla beraber Türkiye'de de hani konuştuğum iş verenler, iş sahipleri biraz daha bu sürdürülebilirlikten çıkmaya yakın düşüncelere sahip olmaya başlamışlar. Dijital unsurlar, dijital dönüşüm sayesinde sürdürülebilirliği gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz. Burada çok önemli bir konu söylemek istiyorum. Aslında sürdürülebilirlikten kasıt ne? Geleceğe kaynaklarımızı aktarabilmek. Aslında biz bunu kaçırdık. Nasıl kaçırdık? Aslında biz ciddi bir şekilde tüketiyoruz, ciddi bir şekilde kirletiyoruz. Bunu kurtarmanın en önemli yönlerinden birisi de dijital unsurları kullanmak. Dolayısıyla teknolojik unsurları ne kadar çok kullanırsak bunu çözebiliriz. Fakat kullanırken de aynı zamanda da kirletiyoruz. Şu anda en çok kirleten ülkelerden birisi Çin. Birinci sırada geliyor. İkinci sırada Amerika'da geliyor. Eğer dijital unsurları bir dünya yapsaydık üçüncü sıraya gelecekti. Aslında biz üçüncü en çok kirleteniz. Ama kirletmenin yanı sıra biz bundan vazgeçebilir miyiz? Elbette bu teknolojilerden vazgeçemeyeceğiz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Kirletirken de temizlemeyi öğrenmemiz lazım. Daha farkındalığımızı arttırmamız lazım. Kullandığımız teknolojileri daha düzgün, daha çevreye duyarlı bir şekilde kullanmamız lazım. Sürdürülebilirliğin anahtarı dijital dönüşüm olduğunu konuştuk. Aynı zamanda kamuda dijital dönüşüme de yer verdik. Aslında ülkemiz gerçekten de kamuda dijital dönüşümde önemli başarılara imza attı. Özellikle pandemi döneminde bu dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bütün kurumlarımız olarak hissettik. Evde kal sürecimiz çok başarılı geçtiyse aslında bu bizim kamu kurumlarımızın dijital dönüşüm anlamındaki başarı hikayelerinden kaynaklanıyor. Son yapılan Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre de Türkiye 10. sırada. Aslında her sene 4-5 sıra yükseldik ve 10. sıraya geldik. 10. sıraya gelmiş olmak aslında hani sanki sıralamada biraz aşağıda gibi gözüküyor ama önümüzdeki 9 ülkenin nüfusuna baksanız Türkiye'nin e-devlet kullanıcı sayısının yarısı kadar. Dolayısıyla aslında biz nüfus anlamında bize yakın olan nüfusların içinde 1. sıradayız. Dolayısıyla aslında kamuda dijital dönüşümü başarmış bir ülkeyiz. Bu anlamda da bu konferansta hani Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yaptığı bu konferansta aslında kamuda da ne kadar büyük bir dijital dönüşümün başarıldığını göstermiş olduk. Merak edin. Çok okuyun onun hakkında ve içselle. Dijital dönüşüm kavramını açıklamaya çalıştık. İnsanı konuştuk çünkü sürdürülebilirliğin merkezinde insan vardır. Dönüştürücü teknolojileri konuştuk. Yani özellikle blok zinciri, nesnenin interneti, bunun dışında hayatımıza ansızın giren birçok teknolojiyi konuştuk aslında. Toplum 5.0'ı konuştuk çünkü teknoloji bu kadar ilerlerken insanımızın da bir şekilde eğitilmesi ve akıllanması gerekiyor. Son derece önemli bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Dijital çağda sürdürülebilirlikle şöyle teknoloji ve tabii ki inovasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik kullanılması olarak düşünebiliriz. Yani karbon ayak izinin mesela azaltılması için
çeşitli projelerin yapılması bilişim alanında bir örnek olabilir. Kaynaklarımız tükeniyor. Yani en önemli sorunlardan biri bu. Ve gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduğumuz, sorumlu olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kaynak tüketimini optimize etmek için teknolojiden faydalanmamız lazım. Hayatımızda durmadan yeni teknolojiler giriyor ki biz bunları dönüştürücü teknolojiler diyoruz. Aslında yıkıcı teknolojiler de diyoruz ama öyle demek istemiyoruz. Daha pozitif olan kelimeyi tercih ediyoruz. Bu dönüştürücü teknolojiler hayatımıza girdikçe bitmeyecek, hiçbir zaman bitmeyecek 3 konu var. Ki ben öğrencilerime her zaman bu konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylüyorum. Çok ucu açık alanlar bunlar, çok öne açık alanlar. Bunlardan bir tanesi siber güvenlik. Çünkü bu kadar teknoloji hayatımıza girerken güvenliğini sağlamak zorundayız. Bununla beraber bu teknolojilerin üretmiş olduğu bir veri var. Büyük veriden bahsediyoruz. Ancak büyük veriyi toparlamak kadar önemli bir şey de onu analiz etmektir. Yani veri bilimi de çok son derece önemli ve öne açık bir konu. Son olarak da tabii ki bu kadar veri topladığımız için özellikle nesnelerin interneti hayatımıza girdikten sonra aslında 20 senelik bir geçmişi var. Fakat RFID teknolojisinin daha fazla gelişmesiyle son senelerde çok ivme kazandı. Bu kadar büyük veriyi de bir yerde saklamamız gerekiyor. Bu yüzden de bulut teknolojileri son derece önemli. Alırınız alabiliriz hızlıca. Şimdi zaten artık günümüzün olmazsa olmazı dijital çağ. Başka şansımız yok. Yani bugün yapmasak demede şansımız yok olacağız. Dolayısıyla bundan sonra yapılan işlemlerin sürekliliğini, hayatın devamlılığını kolaylaştırmasını, geleceğe iyi bir zaman bırakmak için de bunda dijital ortamlar bu konudaki en büyük yardımcımız olacaktır.